Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü hakikat bab-ı cud ve cemaldir. İsmi Cevvat ve Cemil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahall-i ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynadarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Nihayetsiz cud ve sehavet varsa, muhtaç şakirleri ister. Nihayetsiz, misilsiz sermediği bir cemal varsa müştak aynadarları ister ve kusursuz ebedi bir kemal varsa mütehayyir seyircileri isterler. Şöyle diyoruz. Cemal ve kemal. Şakirleri ister. Öyle diyoruz. Cud ve sehavet ihtiyat sahibi olan şükredicilerini ister. Misilsiz sevmediği cemal müştak aynedarları ister. Ve kusursuz ebedi bir kemal mütehayyir seyircileri ister. Muhtaç şakirler, müştak aynedarlar, mütehayyir seyircileri isterler. Cud sehavet, cemal ve kemal diye. Şimdi dördüncü surette de mevzu edildiği gibi icmalen anlatılan cud ve sehavet, cemal ve kemal şimdi dördüncü hakikatte tafsilatıyla, ayrıntısıyla anlatılacak. İlk önce mevzuyu yine bir ana başlıklarını söylüyor. Cud, sehavet, cemal ve kemal dedikten sonra evet deyip başlıyor. Şuradan şuraya kadar hemen kadar cud ve sehavet diye hem dahi kainatın hem dahi meşer-i sanat-ı ilahiye şu maddeye kadar, şu paragrafa kadar ayrıyoruz biraz. Şeyi işliyor. Cud ve sehavetin kainattan örnekleri ve o cud ve sehavetin ahireti iktiza etmesi. Fiil gösteriliyor. Fiilin muktezası da söylenerek haşre bağlantı yapılıyor. Sonra bu hemden sonra şuradan şuraya kadar olan kısımda da hem dahi şurada kainatın yüzünde serpilmiş olan şuradan şuraya kadar da şeye geçiyor mevzumuz bizim. Cemal anlatılacak. İlk önce kemal anlatıldı buraya kadar. Buradan buraya kadar kemal. Bundan sonra da sonuna kadar da cemal anlatılıyor. Cemalin tecelliyatı gösteriliyor. Ahiretten ahirete bağlantısı yapılıyor. İspat edilmiş oluyor. Mevzumuzun ana hatları bu. Bu başlık demek ki bütünüyle beraber mevzunun üç başlığına bakıyor. Yani şu paragraflandığımız üç noktaya bakıyor. Üçünü birden zikrediyor. Sonra tek tek alıp tahlil etmeye başlıyor. Evet, şimdi şu evetten başlıyoruz. Cud ve sehavetin kainattaki tecellileri ve onun ahirete iktiza etmesi. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek. Bir, cud ve sehavetin maddeleri. Neyi gösterir? Hassiz bir cud ve sehaveti gösterir diyor şurada. Evet, cud ve sehavetin misalleri. Bir, dünya yüzündeki müzeyyen masnuat. Evet. İki, ay ile güneşi lamba yakmak. Üç, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak. Dört, meyveli ağaçları birer kab yapmak. Her mevsimde birçok defalar tecdid etmek hassiz bir cud ve sehaveti gösterir. Efendim? Evet. Ay ile güneşi
az önceki derste vurguladık. Şimdi onları tekrardan yine vurgulayalım. Yani bunlar cüd ve sabiti nasıl gösterirler şimdi diye. Şöylesine şunları maddeleştirecek olursak. Evet, şöylesine maddeleştirelim. 1, 2, 3, 4 tane maddemizden hadsiz cüd ve sabit gözüküyor. Dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek. Yani mesela yeryüzünü bir sofra nimet ederek matumatın en güzelleriyle dolduruyor. İnsanın yiyeceği kadar mesela size bir misafir gelse, o misafir şu maddeyi açıklıyorum. Sonra birinci maddeyi bununla bağlantısını kuracağız. Üçüncü maddemiz, sofra-i nimetteki cömertliğini nasıl gösterir? Yani sofranın vaziyeti cud-u sehaveti gösteriyor. Şöyle, mesela size bir misafir gelse veyahut da bir yere misafirliğe gitseniz, sizin doyabileceğiniz kadar birkaç şey koyabilmek yeterken, az bir zeytin, az bir peynir de doyacaksın. Bakıyorsunuz ki envai çeşit, nimetlerin envai çeşitleriyle doldurmuş, sofra doldurulmuşsa, hepsini de yiyecek değilsiniz. Sofradan, yediğinizden daha çok yemediğiniz sofrada kalıyor ve kaldırıyorlar. Peki bu neyi gösterir? O ev sahibinin cömertliğini ve o misafire vermiş olduğu değeri gösterir. İlla misafir her şeyi yiyip bitirecek diye bir şey yoktur. Ama o kendindeki özellikleri sergilemek ister. İşte bu neyi gösterir? Cud-u sehaveti gösterir. Aynen bunun gibi yeryüzünde insanların doyabileceği kadar birkaç madde rızkı Cenab-ı Hak gönderebilirken envai türlü sofra-i nimet, yeryüzünün bir nimet sofrası yapmış, matbumatının en güzel çeşitleriyle doldurmuş. Yemeklerinin en güzel çeşitleriyle doldurması onun cud-u sehavetini gösterir. İşte üçüncü maddemizde envai türlü yemeklerle yeryüzünü Cenab-ı Hakk'ın doldurması onun cud ve sehavetini gösterdiği gibi o sofrayı, bak o yeryüzünü, dünya yüzünü o sofrayı süslemek, tezyin etmek, bir baharı diyor, bir gül destesi, bir çiçek destesi yaparak o sofrayı nimetin yanına koymak dahi yine onun cömertliğini gösterir. Mesela bazen sofralar kurulur. Sofralarda bir esnetik konulur. Gül konulur, masaya bir şeyler konulur veya da salata yapılır. Salata süslemeli bir tarzda yapılır. Yani salatadaki işte ne bileyim salatalıklar, domatesler böyle güzel bir şekilde dizmek veyahut da pastayı süslemek, renkli yapmak, görseli kazandırmak da yapmak senin mideni doyuruyor mu? İşte o onun cömertliğini, gözünü doyuruyor. Başka insanın başka bir cemal perestliğini tatmin ediyor. İnsanın iştihasını açıyor. Ve senin en küçük iştihana riayet eden bir cevvat, hiç mümkün müdür ki ahirette ebedi ihtiyacın olan şeyleri yerine getirmesi? Bak yine Risale'nin başka bir yerinde yeryüzünü bir sofra-i nimet yapmış ve baharı da bir çiçek gül destesi olarak o yeryüzü sofrasının yanına koymuş. Cenab-ı Hak elmayı size verebilirdi. Yemeklerin nimetleri bize verebilirdi. Fakat hiç süslendirmeden de verebilirdi. Sadece. Sade de verebilir, renksiz de verebilirdi. Bazen olur ya. Hani şey var da hocam. Yani bazılar yemek yaparlar. Yemeğin güzelliğini anlamadım. Ne salça katarlar, ne yağ koyarlar. Böyle gelip yemeğin yedikten sonra yemek olduğunu anlarsın yani. Görüntü yok. Veya hocam şey olur ya da tek bir çeşit hayvanlarda ot ve et gibi olabilir. Yani hayvanlarda olduğu gibi sadece ot olur, işte et olur. Ama insana bakıyorsun ki envai nimetlerle insanı nimetlendiriyor. İşte birinci maddemiz ve üçüncü maddemizde. Yeryüzünün demek ki bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmesi yine Cenab-ı Hakk'ın cud-u sehavetini gösterir. Bu kadar matumatın en güzel çeşitleriyle doldurması yine cud-u sehavetini gösterir. İki, geriye kaldı ay ile güneşi lamba yapmak demiştik. Bu nasıl cud-u sehavetini gösterir? Yani mesela bir saray misali verelim. Bir odada normal bir armut lambasıyla ışıklandırmak kafi iken İnsanlara yetebilecek kadar bir ışık kafi iken bir bakıyorsun ki Cenab-ı Hak gökyüzünü bir tavan yapmış, yıldızlarla orayı süslemiş ve koca güneşi, dünyadan daha büyük olan güneşi bizim hizmetimize vererek onu bir lamba vaziyetine getirmiş. Ve onu o kadar büyüklüğüyle beraber lamba olarak tavsif ediyor. Kur'an'ın nazarına diyor, koca güneş bir lambadır. Güneşi size bir lamba yaptı diyor, size bir sıraç yaptı diyor. Bu neyi gösterir Cenab-ı Hakk'ın? Cud-u sehavetini gösteriyor. Koca güneş ya, düşünebiliyor musunuz?
dünyadan 1 milyon defadan daha ziyade büyük olan güneşi senin için bir lamba yaptığını söylüyor. Bu onun nihayetsiz cömertliğini göstermez mi? Yani sen istediğin aydınlamak için küçük bir göz, Cenab-ı Hak böyle sana işte bin göz. Bize yani ihtiyacımızdan daha fazlası verilmesi gösteriyor ki bize değer veriliyor. Yani nihayetsiz cud-u sehavetini gösteriyor. Sonra diğerine geliyor, dördüncü maddesi. Meyveli ağaçları birer kab yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdit etmek. Mesela kab diyoruz ya, kaba teşbihinden ne anlıyorsunuz? Yemek kabı gibi anlıyor. Çeşit nimetler mesela. Bir ağaçların ağaç... kaba teşbih edilmesinden ne anlıyoruz? Evet. Gel ağaçlar birer kaba teşbih mesela o ağacı mesela elma ile elma ağacının verilmesi gibi veya portakala portakal ağacının portakal verilmesi gibi hepsine bir o kapta sunuyor gibi. Meyve kabı gibi. Evet. Şey. Ağacın kap diye şey diyor. Evet. Evet. Zararlı şeylerden koruyucum diye bu da ağaç kap yapılmış. Ağaç. Şey değil. Evet. Meyve şey, değil. Ağaç şey gibi. Ağaç kap. Abi meyve şeyini anladın da burada. Mesela meyveyi pazarına alıyoruz. Şeye koyuyoruz. Kaba koyuyoruz. Biliyoruz ki bu meyve bu kaptan değil. Evet. Başka bir yerden geliyor. Tamam, güzel. Cenab-ı Allah da kap yapmış. Yani meyve oraya takılıyor ama onun ağaçtan değil. Evet, güzel. Evet, ne? Evimize gelen bir misafire meyve getireceğim zaman kapının önüne, kapının içine koyup veriyoruz ya. Tamam. Biz de bu dünyaya misafir gelmişiz. Allah da işte öyle ikramda bulunmuş. Ağaçlara konulmuş ha. Tam aynı manada yaklaşık arkadaşlar. Kapla, ağaçla, ağacın elindekilerini ayırmak lazım. Kapla, kabın içerisindeki meyveleri ayırdığımız gibi. Yani meyveler hiçbir zaman kabın muktezası değildir. Alırsın eve geri kaba ne yaparsın? Bak bir de bir sonraki cümle, onun biraz daha açılımı. Bunun üzerinde duracağız. Her mevsimde birçok defalar tecdil etmek. Mesela kab meyve yenildi. Bu sefer meyve yenildi. Meyvesiyle birlikte, kabuklarıyla birlikte kabını çöpe atıyor musunuz? Yok. Bu sefer o kab sürekli evde demirbaş olarak durur. Meyveler gelir ona boşalır. Tekrardan tecdil edilir. Her gün veyahut da ne bileyim haftada bir defa meyve yersin. O kabı o vazifeyi yapar, tecdid edilir. Şimdi Cenab-ı Hak da sanki zamanı biraz daha hayalinizi büyütün. Her mevsimde o kabı dolduruyor, boşaltıyor. Dolduruyor, boşaltıyor. Yani sizin evdeki bir kapta, bir meyve sepetinde o meyve sepeti ne kadar doldurulup boşaltılıyorsa Cenab-ı Hak yeryüzündeki ağaçları da o kadar doldurup boşaltıyor. O zaman kaba bu noktadan teşbih ediyoruz. Yani kap dolar boşalır. Evdeki kap, yemekle dolar, boşanır. Cenab-ı Hak da yani ağaçları bir kap yapmış, dolduruyor, boşaltıyor, dolduruyor, boşaltıyor. Biri gidiyor, diğeri geliyor. Bu da onun sehavetini gösteriyor. Yani kablan bir defa geldi, artık bununla idare edin, ölene kadar şeyiniz bu denmiyor. Evet, dört maddede yeryüzünden Cenab-ı Hakk'ın cevvat olduğunu, çok cömert olduğunu anladık mı? Şimdi bu esmanın muktezasına geliyoruz. Yani bu cud ve sehavet neyi iktiza eder, neyi ister? Evet, böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, böyle yeryüzünde fiilleriyle kendini gösteren bu cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ve mahall-i saadet ister. Evet, iktiza etmiş olduğu şey buydu. Burada başka ne vardı? Tükenmez hazineleri vardı. Ve rahmet vardı. Evet. Böyle nihayetsiz bir cud sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet neyi ister? Daimi. Hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur, bir dar-ı ziyafet ve mahall-i saadet ister. Cud ve sehavet, hazineler ve rahmet, Cenab-ı Hak bir ebedi olarak, daimi olarak ziyafet yeri ve saadet mahalli ister.
Geçici bir müştaka, geçici iştiyaklara razı olmaz. Nihayetsiz bir cud ve sehavet varsa karşısında ondan nimetlenenlerin de daimi olmasını iktiza eder. Veyahut da bu cud ve sehavet daimi bir teşhir yeri ister. Mesela adam diyorsun çok cömerttir. Fakat cömertliğini sergileyecek bir sergi yeri yoktur. Yani sofra kuracak yer yoktur. Parası cebinde kalmış. Yani bunun cömertliği bir mana ifade eder mi? Evet, cömert olan birisi bir yer bulup bir ziyafet yeri hazırlamayı ister. Böyle nihayetsiz bir cüd-ü sehavet bir ziyafet yerini ister. Evet, bu da ahireti işgal etmesi. Yeryüzünde o zaman kısaca geliyoruz. Bu kadar tecelliyatlarıyla birlikte kendinin cevvat olduğunu gösteren Cenab-ı Hak elbette ki ahirette daimi bir ziyafet yeri olan cenneti iktiza eder. Cenneti ister. Evet, bu cennet, bu da cennetteki müminleri ister. Burayı anladık mı? Cenab-ı Hakk'ın cömertliği, cud-u sehabeti bir ziyafet yerini ister. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler o mahalli saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar. Bu da cennetteki müminleri ister. Birincisi şu cennet ister, şu ikincisi de cennetteki müminleri ister. İnsanlar. Evet, hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler böyle cud ve sehavet bir dar-ı ziyafet kurdu. Nasıl bir dar-ı ziyafet? Daimi hem de arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar-ı ziyafet kurdu. Peki bu sofra, bu dar-ı ziyafet neyi ister? Hüsn elbette ki bir aşık ister. Taam ise aç olana verilir. Yani bir ziyafet kurulmuş ise, bir dar ziyafet varsa, demek ki aç olanları da ister. Şu binada mükemmel bir ziyafet hazırlanmış. Her odasında, her locasında envai türlü nimetler ve sofralar kurulmuş. Fakat yiyiciler yoktur. Veyahut da yiyiciler var, hepsi tok. Sadece yanlarından bakıp geçiyorlar. Manasız olmaz mı? Demek ki neyi ister? O ziyafetten lezzetlenenlerin o mahalli saadette, o cennette devam etmelerini, ebedi kalmalarını ister. Bu da işte müminlerin, insanların cennette ebedi kalmasını iktiza ediyor. Ney? Cenab-ı Hakk'ın cud-u sehaveti insanların cennette ebedi olmasını ister. Dünyadaki bir beraberlik, dünyadaki geçici lezzetlenmelere razı olmaz. Çünkü daimi bir cemal, zail bir müşteka razı olmaz. Onu cemal maddesinde işleyeceğiz. Daimi bir cevvat, cömert olan birisi, geçici aç olanları, geçici muhtaç olanları istemez. Daimi muhtaç olanları ister ki, onun da cevvat olduğu tahakkuk etsin, bilinsin ve gözüksün diye. Yani hayatta bir defa cömertlik yapmak, o insanın cömert olmasını iktiza etmediği gibi, şu kadar zaman bilim içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sadece dünya hayatına cömertlik yapması onun cevvat olduğunu göstermez. O zaman haşa, yani Cenab-ı Hak cevvad-ı mutlaktır. O cevvad-ı mutlak oluşu daimi muhtaç şakirlerin vücutlarıyla ancak kabildir. Hocam şu hazine ve rahmet ise mali sarfı denilebilir. Birbirlerine bakar, o şey yapabiliriz. Evet. Burayı anladık mı? Şimdi şunu bitirdikten sonra bir mevzu isteyeceğiz. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezzüz edenler o mahalli saadete devam etsinler, ebedi kalsınlar. Niçin? Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Yani son bulmakla, ölmekle veyahut da o nimetten ayrılmakla elem çekmesinler diye
o nimetle beraber onların da devam etmesi ve ebede gitmesini Cenab-ı Hakk'ın Cevvat ismi, Cûr-ü Sehaveti iktiza eder. Çünkü niçin yani elem çekmemesini istiyor? Zeval-i elem lezzet olduğu gibi zeval-i lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Elemlerin son bulması lezzet midir? Evet. Lezzettir. Yani bir acı ve ızdırabınız var. Eleminiz var. Hastasınız. O ağrınız dindi. Yani zeval buldu. Bakın eleminiz zeval buldu. Bu bir lezzettir. Aynen bunun gibi tam tersini diyoruz. Lezzetiniz vardı. O da zeval buldu. O dahi o zaman elemdir. Bir nimetin, bir sağlığınız, bir ikramınız, bir malınız, mülkünüz elinizde varken onun zeval bulması, son bulması, elinizden çıkması size bir ızdırap, bir elem verir. İşte yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın kurmuş olduğu bu sofralarda ve bu nimetlerde lezzetlenen ve nimetlenen insanların elindeki bu nimetler zeval bulsa o elemdir. Halbuki Cenab-ı Hak, öyle sehavet sahibi olan Cenab-ı Hak elem çektirmek istemez. Hem çektirmesini gerektirici bir şey yoktur ki. Yani hazinesinde işte nimetleri bitti de daha veremiyor. Böyle bir şey yok. O zaman nedir? Demek ki Cenab-ı Hak elem çektirmemesi için o sehavetini ahiret devam ettirecek. O zaman saadet ebediyeni muktazi mevcuttur. Yani ebedi saadetin iktiza edildiği gerekli sebepleri çoktur. Evet, şimdi şöylesine bir özetleyelim. Evet.